Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Dinar'da çalan türküyüz biz. Haydarlı'da süren gelenek. Bayat'ta kilim, Erkmen'de vişneyiz biz. Sizinle sizden biriz. Kalecik'te hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Safiye teyzenin Taşoluk'ta haşhaş dövdüğü yıldan beri yayındayız biz. Sandıklı'da şifalı bir su, İhsaniye'de muhteşem bir vadi, Kocatepe'de yazılan destanız biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. 397 köyü, 59 beldesi ve 18 ilçesiyle memleketin her köşesindeyiz. Yörümüz memleketin her köşesini görüntülemeye devam ediyor. Bugün Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden bir tanesindeyiz. Tarihi 10 bin yıllık geçmişe dayanan bir kent burası. Kurtuluş Savaşı'nın en stratejik bölgelerinden bir tanesiydi. 1. ve 2. Ordu bu topraklarda kuruldu. Evet, bugün size Bolvedin'i anlatıp Bolvedin'i tanıtacağız. Hazırsanız Kanal 3 Yörümüz başlıyor. Kanal 3 Yörümüz programı sadece gelenekleri, görenekleri, tarihi ve turistik değerleri anlatmıyor. Aynı zamanda yöresel lezzetleri de görüntülüyor. Tabii ki Afyon denilince ilk akla gelen yer lokumda, kaymaklı lokumda Bolvedin'de. Şimdi Bolvedin'de Cahit Gömbey ile birlikteyiz. Kendisinden lokumun aşamalarını dinlemek istiyoruz. Biz hep raflarda görmeye alışkınız lokumu. Az sonra Cahit Bey bize bütün aşamalarını tek tek gösterecek. Ama genel itibarıyla kaymaklı lokum hem Bolvedin için ne demek, hem de bize biraz üretim aşamalarından bahseder misiniz? Evet, lokum geçmişimize dayanır. Osmanlı'dan gelen bir gelenektir. O günden bugüne Türkiye'de üretilen, insanlara rahat ve huzurluk veren, hatta sağlık açısından da sıhhat veren bir üründür. Lokum su, şeker ve nişastadan oluşur. Bu oluşum yaklaşık 3,5-4 saat süren bir aşamadan sonra meydana gelir. Lokumlar kendi içerisinde farklı farklı üretilebilir. Fındıklı, cevizli, kaymaklı, sade lokumlar, çifte kavrulmuş lokumlar olarak biz yöremizde kendi gelenek göreneklerimize göre de üretmeye çalışıyoruz. Firmamız da yaklaşık 100 yıllık bir firma. Ama organik olarak çalışan, bundan da taviz vermeyen bir firmayız. Lokum sadece insanlar gördüğünde çok basit bir algılama olabilir ama çok zahmetli ve meşakkatli bir süreci vardır. İmalat kısmından sonra soğuması, kesilmesi, paketlenmesi ve müşterimize sunulması gibi aşamalardan geçer. İşte biz bugün o zahmetli
imalat aşamasını görüntüleyeceğiz. Evet. Gerçekten birçok çeşit lokum var. Evet. Türkiye'nin her yerine işte bu topraklardan kaymaklı lokum gidiyor. Evet. Peki halkın lokuma olan ilgisi, alakası nasıl? Siz çok köklü bir firmasınız. En evet. iyi cevabı siz verirsiniz bu soruya. Evet. Şimdi biz geçmişe baktığımız zaman Bolu Vadisi'nin kültüründe de zaten düğünlerde, hediyeleşmelerde ve diğer toplantı şekillerinde birbirlerine ikram edebilecekleri en güzel şey lokum. Bu da Bolu Vadisi'nde bizim kendi husisi üretmiş olduğumuz fındıklı, cevizli ve kaymaklı var. Ama kaymaklı birinci sıraya alıyor bu. Tabii bu da Bolu Vadisi'nin ve Afyonumuzun diyelim. Afyonumuzun kaymak üretimindeki şeyidir, başarısıdır. Evet. Bundan dolayı kaymak lokum Türkiye'de biz en ücra köşelere kadar gönderiyoruz. Bolu Vadisi'nde de, Afyon'da da, diğer ilçe komşularda da gelirler bizden hediyeleşmek babında alırlar, ikramda bulunurlar. Evet, Cahit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi işte o zahmetli süreci görüntülemeye geliyor. Belki daha önce izlediniz, izlemediniz bilmiyorum ama izlemediyseniz artık yöremiz farkıyla izliyor olacaksınız. Bakalım kaymaklı Afyon lokumu nasıl yapılıyor? Evet, lokumun yolculuğu burada başlıyor. Hemen bu bölümü Cahit Bey'den dinliyoruz. Evet, bu kazanlarda pişirilmektedir. Bu yaklaşık 100 kilogramlık bir kazandır. İçerisinde yaklaşık 100 litre su, 70 kilogram şeker, 10 kilo kadar da nişasta var. Tabii bunun içerisinde bir de nitrik asit dediğimiz limon tuzu var. Bu oluşumlar yaklaşık 3,5-4 saat sonra kaynadıktan sonra belli bir kıvama geldikten sonra biz kasaları alırız ve soğumaya bırakırız. Bu bir gün süreyle soğumada kalır. Geldim, aç kolların sevdalımda seni sarmaya geldim. Kazandan çıktı ve bu posa haline geldi. Şimdi evet. de bu süreci dinliyoruz. Evet, burada dinlenmiş olan lokumlar bunun içerisinden alınır. Ve burada kaymak lokum yapılacak şekilde ince ince kesilir. Sevda nedir Allah? Ayrılık yaman oldu da çaresi nedir Allah? Şeker almaya geldim, yar görmeye geldim. Aç kolların sevdalımda seni sarmaya geldim, şeker almaya geldim. Lokumun yolculuğu devam ediyor. Şimdi silindirden çıktı, farklı bir tezgaha geldi. Peki lokum burada ne tür işlemlere tabi tutuluyor? Evet, şimdi ezilmiş olan Hindistan cevizinde yoğrulmuş, incelmiş olan lokum artık kaymak, Afyonumuzun meşhur manda kaymağının içerisine sürülmesi ve dürülmesiyle devam eder. Bu da çok ince ve hassas bir işlemdir. Manda kaymağı haricindeki kaymaklar dayanıksız olur. Kendini ele verir yani. Kendini ele mutlaka verir. Lezzet de olmaz onda. Şimdi biz bunu içerisine dürdükten sonra kesilme aşamasına gelir. Bu kesilme aşamasından sonra artık kutulara bırakılır, müşterilerin hizmetine sunulur.
Evet, Bolvedin'i anlatıyoruz, Bolvedin'i tanıtıyoruz. Bolvedin'in çok köklü bir tarihi var. Şu anda da Bolvedin Kent Müzesi'nin hemen önündeyiz. Gerçekten birçok tarihi kalıntının bahçesinde sergilendiği bir müze burası. Hem Osmanlı dönemine, hem Selçuklu dönemine, hem Bizans dönemine ait, hatta Cumhuriyet dönemine kadar uzanan birçok tarihi eserleri de yine sınırları içerisinde yaşatan bir müzenin önündeyiz. Yanımızda Abdülbaki Karyağdı var. Kendisi Bolvedin Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerinden. Bize hem Bolvedin'in tarihçesiyle ilgili kısa bir bilgi verecek, hem de daha önce kışla olan ama sonradan müzeye dönüştüren bu eserle ilgili açıklamalarda bulunacak. Şimdi söz onda. Evet, şimdi Bolvedin'in yaklaşık 10 bin yıllık bir tarihi var. En eski çağlardan şimdiki döneme kadar, Cumhuriyet dönemi, ondan önceki Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi, Bizans dönemi, Roma dönemi, Yunan dönemleri olsun, daha eski dönemlere de ait. Aynı şekilde Bolvedin'in içerisinde bulunan Kırk Göz Köprüsü, Kırık Minare, Yanık Kışta, gene Bolvedin'in sınırları arasında olan Kemerkaya kasabasındaki Yedi Kapı gibi tarihi kalıntılarımız var. Burada özellikle Bizans dönemine ait kalıntılarımız var. Selçuklu dönemine ait kalıntılar var. Bolvedin'in tarihi açıdan şöyle diyeyim, daha geniş tutulabilecek bir konu var. Bizans ile Selçuklu arasında yapılan Polibotum Savaşı, Emir Menkule komutasında 1116 yılında Bizans'la birlikte yapılan, 1. Alexios'a karşı yapılan bir savaştı. Polibotum şehri Selçukluların hakimiyetine geçiyor. Ondan sonra Anadolu'nun kilit noktası olan bizim Kırk Göz Köprümüz var. Kırk Göz Köprüsü Anadolu'nun merkezinde bir yer. Anadolu'ya geçebilmek için kilit noktada bulunan bir yer. Oraya hakim olan daha önceden Anadolu'ya hakim oluyordu. Böyle bir köprümüz var. Orası Emir Menkulek'in komutasına girdiğinde Anadolu Türkleşme ve Müslümanlaşmada daha ileri çağlara geldi ve daha kolay oldu Müslümanlaşmaları. Burası Abdülhamit Han'ın emriyle 1847 yılında başlanılmış. 1907 yılında 25. Redif birliklerine bağlı 4. Bolvedin taburu olaraktan inşa edilmiş. 4-5 kısma ayrılıyor burası. Ana bina yıkılmış, daha sonradan milli eğitim binası olaraktan yapılmış. Burası da büyük taarruzdan sonra Yunanlılar tarafından yakılmış. Ondan dolayı Yanık Kışla ismiyle anılmış ve daha sonradan restore edilip Bolvedin Kent Müzesi olaraktan hayata geçirilmiş. İçerisinde dediğimiz gibi hemen hemen her dönemden tarihi eserlerimiz mevcut. Şöyle yapalım, bu müzeyi bir inceleyelim, görelim, bakalım hem bahçesinde neler var sizlere izletelim, hem de müzenin içerisinde neler sergileniyor sizlerle paylaşalım. Evet, Abdülbaki Bey kısaca tarihçesini anlattı. Gerçekten çok köklü bir tarihe sahip Bolvedin. Ben dinledim kendisini, hemen hemen her dönemi görmüş bir ilçe. İşte zaten burada da birçok eser, ben konuşmamın başında söylemiştim, Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma, Cumhuriyet dönemine kadar birçok eser var demiştim. İşte her dönemden izler taşıyan bu kent müzesini şimdi sizler için görüntülüyoruz.
Diyoremiz programı yerel yönetimlerin hizmetlerini de görüntülüyor. Şimdi onlardan bir tanesinin içerisindeyiz. Orhan Parkı'ndayız. Burası o kadar güzel ki serin suların çevrelediği yemyeşil bir tabiat parkı gibi. Bunun içerisinde çocuk oyun grupları var, yürüyüş parkurları var, çay bahçeleri var. Mesirelik alanı burası. Gerçek masal parkına varıncaya kadar her şey düşünülmüş. Şimdi Fatih Kayacan dönemindeki belediye yönetiminin Bolvadin'e kazandırdığı bu güzel projeyi sizler için görüntülüyoruz. Bolvadinliler bu parkı çok seviyorlar. Özellikle çocuklu aileler hafta sonu kesinlikle Horan Parkı'nı tercih etmekteler. Birçok güzel şey yapılmış bu parkta. İşte serin sular demiştim. Havuzlar oluşturulmuş, yapay havuzlar oluşturulmuş ve çok sayıda köprü ile bu güzel alan gerçekten cazip bir hale getirilmiş. Ben Horan Parkı'nı çok sevdim. İlk kez geliyorum buraya ve sizlerle paylaşmayı özellikle istedim. Şimdi siz de bu görüntüleri izledikçe gerçekten Horan Parkı'nın ne kadar güzel bir proje olduğuna birlikte kanaat getireceksiniz. Horan Parkı birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Bolvadin Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu park içerisinde küçük çaplı bir etkinlik yaptı. Zaferi kahramanlık türküleriyle ve halk oyunları gösterileriyle kutladılar. Güzel de bir video hazırlamışlar. Ben de izledim, çok da hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizi şimdi 30 Ağustos'a götürüyoruz. Bolvadin'de 30 Ağustos. Gelmez, haydi gelme, gelme. Etler oynasın, eller.
söylersin ne sevinirler, ne derlerse dersinler. Bolvedi'ni keşfetmeye devam ediyoruz. Bir taraftan bu güzel coğrafyayı keşfediyoruz, diğer taraftan da tarihin izlerini sürüyoruz. Şimdiki durağımız ise Kırık Minare. Evet, Kırık Minare dedik. Şimdi Kırık Minare'nin öyküsünü Abdülbaki Karyağdı'dan hemen dinliyoruz. Bolvedi'nin daha önceden köklü bir tarih olduğunu söylemiştik. Kırık Minare de aynı şekilde tarihi eserlerimizden, Anadolu Selçuklular döneminden kalma Erkmen Hisarı olaraktan burası yerleşim yeri olarak kabul edilmiş, gelmiş bir yerdir. Şöyle diyeyim, 1801 yılında Kırık Minare bölgesindeki Erkmen Hisarı köyünde büyük bir yangın çıkıyor. O yangından sonra burası tamamen harabeye dönüşüyor. Bir kısmı Erkmen, Bolvadin Erkmen Mahallesi'ne, bir kısmı da Afyon Erkmen kasabasına göç ediyor buradaki insanlar. Minare kalıyor, öyle mi? Evet, 1801 yılında yangın görüyor. O yangından sonra burası tamamen dağılıyor ve tek kalan mimari eser bu Anadolu Selçuklularından kalma Kırık Minare. Kırık Minare, evet. Evet, gördüğünüz gibi aslında yani Kırık Minare'nin öyküsü bir yangından arta kalması ile ilgili. Üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyada bir yerleşim birimiydi. İnsanlar burada yaşıyordu o tarihte. Ama o büyük yangın maalesef üzerine bastığımız bu topraklarda sadece Kırık Minare'yi bize kültürel bir miras olarak bıraktı. Şimdi ise çok iyi şekilde korunuyor ve Bolvadi'nin tarihine ışık tutuyor.
Bol Vadisi'nin her köşesinde ayrı bir tarih, her köşesinde ayrı bir yapıt var. Tarihi Kırkgöz Köprüsü'nün hemen önündeyiz. Belki de Türkiye'nin en uzun köprülerinden bir tanesi. Tam 850 yaşında ve 200 metre uzunluğunda. Şimdi izleyicilerimiz merak edebilir. Hani Kırkgöz Köprüsü neden daha sonra 57, 60 olup 67 olup tekrar 57'ye düşmüş gözleri diye. Tabii ki zamanla tahribata uğruyor köprünün gözleri. Tahribata uğradığı için de o sayı otomatikman düşmüş oluyor. Ama şu anda adı artık onun Kırkgöz Köprüsü olarak biliniyor. Her ne kadar 57 gözü olsa da köprü adıyla yaşıyor, Kırkgöz adıyla yaşıyor. Bu köprü gerçekten çok ihtişamlı, çok gösterişli ve Bol Vadisi'nde bütün ihtişamını koruyaraktan tarihe sizi götürüyor. O köprünün üzerinde ben de yürüyeceğim şimdi. Gerçekten güzel bir duygu olsa gerek. Evet, gördüğünüz gibi Kırkgöz Köprüsü'nün gözlerinden bir tanesinin içinden geçtim. Bu gözlerden tam 57 adet var 200 metre uzunluğundaki bu köprüden. Tarihi Kırkgöz Köprüsü Bol Vadisi'nde hemen Akarçay'ın kenarında bulunuyor. Ben de şu an Akarçay'ın üzerindeyim. Görmektesiniz ve Akarçay gerçekten kaynağını Aksu Deresi'nden alan ve Eber Gölü'ne dökülen bir çay. Biliyorsunuz Bol Vadisi'nde hemen Eber Gölü'nün kenarında bulunan bir ilçe. Yani burası aslında hem tarihiyle hem doğasıyla hem de görsel güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Şu anda kındıraların arasındayım.
Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Evergül'ün kenarından toplanıyor bütün bu kundralar. Sonra ne mi yapılıyor? İşte usta ellerden geçerek hasır yastıklara dönüştürülüyor. Şimdi size hasır yastığın yolculuğunu görüntüleyeceğiz. Yani kundraları alıyoruz ve bir yastığa dönüştürüyoruz. Önce imalathaneye gideceğiz. Daha sonra da o yastıklar nasıl satışa sunuluyor hep birlikte izleyeceğiz. Aslında birçoğumuz bu bitkiye sazlık deriz, kamış deriz ama orijinal adı kındıradır. İşte kındıra hasır yastığa dönüşüyor dedik. Peki daha sonra ne yapılıyor? Tabii ki şark köşelerinde kullanılmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor. Yani Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Türkiye'nin şark köşelerini burada üretilen hasır yastıklarla süslüyor. Evet, Evergül'ün kenarından toplanılan, az önce de size o devasa alanda gösterdiğim kındıralar şimdi imalathanede nasıl hasıra dönüşüyor, hasır yastığa dönüşüyor, o öyküyü sizlerle paylaşacağız. İlk hasırın, kındıranın gördüğü işlemi hemen abimden dinleyelim, önce kendisini bir tanıyalım. Adım Halil İbrahim Özdemir, bu işine 10 senedir falan uğraşıyorum. İşte bundan gelir kaynağımız bu yani. Şimdi Halil İbrahim abi, evet. Bu kındıraları aldık. Yani hasır yastığa dönüştüreceğiz. İlk senin elinden geçiyor. Sen ne işlemi uyguluyorsun burada? Şimdi bunu ilk olaraktan cila diyoruz. Bundan acı parlatıcı. Bunu katıyoruz altına. Ondan sonra iki şey yani parça atıyoruz. Bir oyna bir oyna kafasını. Ondan sonra içini kuyruklarından falan üstüne bir cila, tamam. Sıkıştıracağız yani. Bunu doldur. Sıkıştır. Evet. Ondan sonra kapağını kapatıp sıkıştırıp kesip dikip çıkar diyoruz. Hadi yap bir görelim nasıl yapıyorsun. Evet. Şimdi sıkıştırma işlemi yapıldı. Yani doldurduk. Kındıraları makinenin içine attık. Şimdi de kesme işlemi. Kenarlarını kesiyoruz. Onlar atık olacaklar. Ama orta bölümde kalan kısım işte hasır yastıkla yolculuğa çıkacak. Neyle kesiyorsun sen bunu İbrahim abi? Bu normalde tırpan. Bizim yonca biçtiğimiz, arpa biçtiğimiz tırpan bu. Bunu sanayiye götürüp bu şekilde aldırıyoruz. Bundan işte. Çok keskin bir şey olması, evet, gerekiyor. Keskin. Tabii tabii. Keskin olması lazım. Bunu kesmesi için. Ağır da bir şey. Bu da ağır, hem de otlar da sert yani böyle. Bir deneyeyim mi sen, bir ya İbrahim abi? Valla kendin geleyim. Hoppa. Valla İbrahim abi diyor ki yani senin işin değil o diyor. Sen kesemezsin yani, diyor. Çok sert, bilmiyorum. Bakayım bir ya. Sen dene. Bir deneyelim. Rolleri değiştik. Mikrofon İbrahim abi de. Evet. Testere miydi bu? Ne diyecek? Bu tırpan bu, tırpan. Şöyle mi tutmak gerekiyor? Evet. Orak derler buna. Evet. Ama sana iş çıkaracağım. Ben böyle yamuk kesersem sen orayı temizlemekte zorlanacaksın değil mi? Evet. Bolca tabii, şey. Tabii, tabii. Maşallah. İbrahim abi nasıl kestim? Şu kameraya söyle de herkes görsün İbrahim abi. Kestin mi kesemedin? Kestin. Vallahi benden daha iyi kestin. Simetrik oldu değil mi? Abo. Elimize de her iş yakışıyor ya işte gördüğünüz gibi. Güzel kestik. Buyur İbrahim abi. Sıfır yani. Sıfır kestin sen.
Gördüğünüz gibi az önce kestiğim kındıra İbrahim abinin dikimiyle bu hale geldi. Artık bunun üzerine şimdi bir kılıf giydirilecek ve hasır yastık olacak sıra o görüntüde. Şimdi sıkıştırılmış kındıraları gördüğünüz gibi giydireceğiz. Abdullah abi var yanında. Abdullah abi soy ismin neydi? Abdullah Dağ. Abdullah Dağ giydiriyor. Bunun bir püf noktası var mı? Püf noktası yoktur. Bu Garaman yastığı diye geçer. Ne diye geçer? Garaman? Garaman yastığı diye geçer. Garaman yastığı diye geçer. Bunlar hep şark köşesine gidiyor. Şark köşesi. Vay epey çok şey var. Siz mesela bunun sezonu falan oluyor mu yoksa yılın 12 ayı devam eden bir şey mi? 12 ayı devam eder. Yılda kaç tane hasır yastığı çıkarıyorsunuz Abdullah abi? Ayda 1000 tane gitse. Ayda 1000 gidiyorsa 12 bin tane. 12 bin. Yani yılda 12 bin hasır yastık işte burada yapılıyor. Türkiye'nin dört köşesine gönderiliyor. Birçok şark köşesini gördüğünüz bu yastıklar süslüyor. Abdullah abi şimdi giydirdi. Biz de sizlerle o görüntüleri paylaşıyoruz. Evet, gördüğümüz gibi yastık haline geldi şu an değil mi abi? Başka bir işlem gerekiyor mu buna? Bir dikiş, ağzına dikiş aksam var. Dikiş yapılacak sadece. Ama hazır yastığımız şu an tamamdır. İşte sizlerin şark köşelerinde gördüğü, sırtınızı yasladığınız o yastıklar bu atölyelerde üretiliyor. Hasır yastık da farklı teknikler kullanıyor Abdullah abi. Şimdi az önce izlediğinizin farklı bir versiyonuyla karşınızda. Önce çuvallama yapılıyor. Yani daha uzun süre dayanması açısından mı böyle bir şey yapılıyor? Evet, yastığın dayanıklılık süresini uzatmak amacıyla önce çuvallama yapıyorlar. Onun üzerine kılıf giydirilmekte. Demek ki böyle de bir talep geliyor size. Her şeyin de makinesi var maşallah. Çok da güzel oldu. Şu an çuval içerisine kındırıları aldık. Bunun üzerine de tekrar kılıf yapılaraktan artık satışa hazır hale geliyor. Afyonkarahisar'da birçok tarihi konak bulunuyor. Onlardan bir tanesinin önündeyim. En anlamlısının önündeyim. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkamda gördüğünüz konak Çakmaklı Konağı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruz kararını verdiği ve o dönemde karargah olarak kullanılan bir konak burası. Zaten hemen duvarında da yazıyor. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruz kararını verdiği 1. ve 2. Ordu karargahı Çakmaklı Konağı ibaresi. Gerçekten bu konağın önünde insan o yıllara dalıp gidiyor. Çünkü büyük taarruz Anadolu topraklarının düşman işgalinden kurtarıldığı bir dönemdi. Milli mücadele yıllarının en önemli yapılarından bir tanesinin önünde de bu anonsu yapmak insana ayrı bir gurur, ayrı bir onur veriyor.
Evet, analarımız, elin asırlı analarımız, bacılarımız işte halıyı tarih boyunca böyle arıkta, suyun başında bu şekilde yıkarlardı. Artık günümüzde bu görüntüleri görmek çok mümkün değil. Ama sağ olsun hocam bizi kırmadı. Bu geleneği bizim için yaşattı, gösteriyor. Merhaba hocam, sizi bir tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim İbrahim Taktak. Hocam bize bir anlatır mısınız bu nostaljiyi ya? Şimdi eskiden analarımız bu mahalle çeşmesi dediğimiz bu hatıl mahalle çeşmelerinde yün yıkarlardı, halı kilim yıkarlardı. Gerçi şimdi halı yoktu o zaman da galaba kilim vardı. Galaba kilimden yıkarlardı. Ondan sonra dene yıkarlardı bulgur, düğü, göce yapmak için. Şimdi de biz evden dediler hadi halılar yıkanacak. Akçeşme'nin de şeyini boş bulduk. Geldik. Sağ olsun gençler bana yardım ediyor. Halı yıkıyoruz. Burası tarihi bir çeşme galiba. Burası benim çocukluğumdan beri hiç durmadan akan bir çeşme. Mahallenin çeşmesi. Bu çeşme ayağından alt tarafta bahçeler vardı. O bahçedeki bahçelere gönderirler. Orada pırasa, sebze meyve yetiştirilirdi. Eskiden her evin, her mahallede evlerin arkasında sebze meyve yetiştirirlerdi. Şimdi ne sebze meyve yetiştiren var, ne halı yıkayan var. Veriyorlar halı yıkamaya. Yıka bakalım. Eve yıkanmış vaziyette geliyor. Biz de kendimiz eskiyi nostalji yapıyoruz. Nostalji yaşıyoruz. Evet, işte o gelenek Bolvadin'de böyle yaşatılıyor. Akçeşme'nin başındayız. Aldık elimize fırçaları. Ben fırçalıyorum. Abdülbaki de geldi, ben de yardım edeyim dedi sağ olsun. Bu şekilde fırçalanıyor. Daha sonra oradan su dökülmesi gerekiyor. Teyzemimize su takviyesi yapması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde sular dökülüyor ve halılar böyle yıkanıyor. İşte Bolvedin bu geleneği bu şekilde yaşatıyor. Çok dikkatimizi çekti, çok da hoşumuza gitti. Ve bu geleneğin hala yaşatıldığını sizlere gösterebilmek amacıyla halı yıkamaya başladık. Hocam şimdi bunu bizim hanım izlerse evdeki halıları bize yıkatmaya kalkmasın da. Başımıza iş çıkarmaya. Görgülü uçlar gördüğün işler. Biz anamızdan gördük yapmaya başladık. Demek ki sen anamdan görmediysek sen de yapamam o zaman bu işleri. Valla bizim orada böyle çeşme de yok. Kızsa da sonuç değişmez. Hasır yastıkların imalatını sizlerle paylaşmıştık. İşte o hasır yastıklar Paladayı'nın dükkanında Bolvadin'de satılıyor. Paladayı bu işe yıllarını vermiş bir kişi. Evet. Peki niye Paladayı diyoruz? Paladayı bıyıkları bir göster be. İşte gördüğünüz gibi o yüzden Paladayı diyoruz. Hemen bir tanıyalım Paladayı'yı. Ben adını bilmiyorum bakın daha Paladayı'nın. Paladayı diye duydum geldim. Evet. Adım Mevlüt Sergin. Burada Akbanoğlu diyerekten tanırlar. Bizim burada genelde Bolvadin'de sülalecek anılırlar. Şimdi bu yastıkların öyküsünü dinledik. Evet. Yani ustalara sorduk nasıl yapılıyor. Bir de senden dinleyelim. Tecrübe sensin. Valla biz 1965'te başladık. Çırak olaraktan başladık. Bu zamana kadar geldik. Bunlar hep Eber Gölü'nün kenarından toplanan vallahi, değil mi? Maalesef şu anda Eber Gölü'nü öldürdüler yani. Pek Eber Gölü'nde fazla bir şey kalmadı. Genelde Çivril'den, Karamık'tan, işte ara sıra bir Karakuyu Gölü'nden biştiriyorduk. Yani bizim Eber Gölü'müzde fazla bir şey kalmadı. Oralardan toplayıp geliyorsunuz. Evet. Bunu toplaması da zor değil mi ya?
Kolay değil. Şöyle orada onu yapan kişiler var. Onlar işliyorlar, biçiyorlar, toparlıyorlar, bağlıyorlar. Kuruttuktan sonra biz alıp geliyoruz. Pazarlık usulü. Ondan sonra siz de onu hasır yastığa dönüştürüyorsunuz. Tabii, bir sene geçecek olan malzememizi yazdan 11. 12.ye kadar tedarik ediyoruz. Biçime kadar hazırlıyoruz. Hangi şehirlere gönderiyoruz biz bu hasır yastıkları? Hemen hemen şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Daha çok Güneydoğu, Doğu'ya mı gidiyor? Güneydoğu'ya eskisi kadar gitti yok. Süngere fazla rağbet oldu. Hasır bitiyor mu ya? Ağır ağır bitiyor. Ağır ağır bitiyor. Siz süngere mi geçeceksiniz sonra? Vallahi sünger de çok pahalı. Doların bu kadar yükseldiğinden sonra pek süngerin yanına da varıldı yok. Sadece fiyatı sordukları zaman yani bir gelen müşterinin bir yüzünü görüyoruz. Fiyatı duydu mu sırtını görüyoruz. Ama hasırın da nostaljik bir değeri var şimdi. Muhakkak, muhakkak. Biz Antalya sahil bölgelerine veriyoruz. İşte bu virüs davasında bayağı bir etkiledi yani. Sahil bölgelerine hiçbir araba mal veremedik. Evet yani pandemi yani herkese... İzmir'e, İstanbul'a, Antalya'ya buralara mal veremedik. Ama genelde Erzurum olsun, Kayseri, Kırşehir, Konya buralara mal gönderiyoruz. Allah işlerinizi açar inşallah. Daha güzel, i̇nşallah, bereketli olur. Temennimiz o. Temennimiz o. Evet değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi hasır yastığın yolculuğu burada bitiyor. Yani bu bol badinde üretilen yastıklar Türkiye'nin dört bir köşesine gidiyor. Evet. Şark köşelerini süslüyor. Ayrıca tarihi ve turistik beldelerde de oldukça rağbet görüyor. Bu yıl pandemi nedeniyle biraz işler durdu ama inşallah önümüzdeki yıllarda inşallah. Beklenti o ki açılacak. Bir yörümüz programının daha sonuna geldik. Bugün Anadolu'nun kadim kenti Bolvedin'i anlattık, Bolvedin'i tanıttık. Köklü bir tarihe sahipti. Birçok tarihi değeri sınırları içerisinde yaşadan bir kentti burası. Onun için önce tarihi değerlerimizi görüntüledik. Ardından ise Kaymaklı Lokum'un öyküsünü sizlerle paylaştık. Bitmedi. Kıdırgalardan nasıl hasır yastık yapıldığını sizler için görüntüledik. Ve Bolvedin'deki yolculuğumuz nostaljik bir çeşmede halı yıkama ile son buldu. Bizden bugünlük bu kadar. Farklı bir programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın diyoruz. Memlekete bakarsanız görürsünüz bizi. Bize bakarsanız da memlekete. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Dinar'da çalan türküyüz biz. Haydarlı'da süren gelenek, Bayat'ta kilim, Erkmen'de vişneyiz biz. Sizinle sizden biriz. Karecik'te hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Safiye teyzenin Taşoluk'ta haşhaş dövdüğü yıldan beri yayındayız biz. Sandıklı'da şifalı bir su, İhsaniye'de muhteşem bir vadi. Kocatepe'de yazılan destanız biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. 397 köyü, 59 beldesi ve 18 ilçesiyle memleketin her köşesindeyiz.